Beyza'da babasını bulmak için aramızda. Evet. Ee, yanında da eşi var Sefa. Efendim yeni evliler kaç aylık? 3 Üç. Üç aylık. Maşallah. Ben Beyza'ya bir şey siz? soracağım. Ha. Nereden buldun bu kadar yakışıklı çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı ya. Ee, Çok da gençler. Kaç yaşındasın Beyza? 18. 18. Sefa sen? 18. İkiniz de 18. O oh. oh, bayağı evlenmek için beklemişsiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah mutlu etsin. Amin, Şimdi efendim amin. Beyza 3 ay önce evleniyor ve 3 ay öncesine kadar yani evlenene kadar e, anne ve yani anne ve babasının yanında iki tane de erkek kardeşi var. Hani bir problem yok. Fakat 3 ay önce öğreniyor ki annesi diye bildiği kişi aslında teyzesi, teyzesi diye bildiği kişi de aslında annesiymiş. Eyvah. Değil mi Beyza? Doğru anlattım evet, herhalde. Doğru. Yani sen 18 yıl boyunca anne ve baba bildiğin kişinin bundan üç ay evvel teyzen ve enişten olduğunu öğrendin. Evet. Nasıl öğrendin? Ee, küçükken zaten mahalleden duyuyordum ama hani kimin çocuğu olduğumu söylemiyorlardı. Sadece evlatlıksın falan filan lafı geçiyordu. Ee, sonra bir arkadaşım dedi bana, senin dedi Mersin'de bir teyzen varmış dedim. Sen de dedi onun kızıymışsın dedi. Ama daha küçüktük o zamanlar. Ee, sonra fazla takmadım kafama yani taktım aslında da kabul etmek istemedim öyle söyleyeyim. Ama yine de tahmin ediyordum. Sonra işte 18... Niye 8... nasıl tahmin ediyordu? Çünkü o annem olan kişinin bir tane kızı vardı. Bizden büyük yani benden büyük. O küçükken mesaj atardı bana annen sana nasıl davranıyor falan. Çok üstüme düşerdi öyle söyleyeyim. Öz anne yani öz abla <laughs> <mı? gülüyor> sana? Ha. Evet. Ee, o yüzden şüpheleniyordum yani bir de öyle söylenince. Sonra 18 yaşına değince zaten ben bizimkilerin yanından ayrıldım. Pek anlaşamıyorduk öyle söyleyeyim. Ee, ayrıldım sonra aradım işte böyle böyle dedim. İlk başta söylemedi sadece seni sokaktan aldım falan filan dedi. Ondan sonra birkaç ay geçti. Tekrar aradım. Zaten dedi sen kim olduğunu biliyorsun dedi. Ben dedim sen söyle. Sonra söyledi işte Neziyan'ın kızısın falan. Bu. Babamı da bilmiyorum çünkü ee, Evlilik dışı bir ilişkiden olmuşum galiba. Çünkü babamla annem nişanlanmış. Ayrılmışlar. Ondan sonra ben olmuşum. Hmm. E peki sen niye babanı aramaya buraya geldin? Sen annen hayatta biyolojik anne. Ya yani teyze bildiğin anne. Evet. Ona ulaşamıyorum çünkü. Yani çocuklarını falan aradım. Onlarla konuştum. Ama kendisine ulaşamıyorum galiba. Benle görüşmek istemiyor büyük ihtimalle. Aslında kardeşini aradın değil mi? Hı hı. Sen sonra arayıp teyzeni yani teyze ben senin kızınmışım dedin mi aradım ha. numarasını değiştirmiş ee, oğluna sordum numarası yok bende dedi kızına sordum telefon kullanmıyor artık dedi yani ulaşamadım zaten Mersin'de oturuyorlar bizim yani oraya gidecek bir şey de yok yani siz nerede oturuyorsunuz Kozan Adana Kozan Adana Kozan e yani sen hiç annenle daha sonra yüzleşemedin de yani I I. Şimdi sen o zaman önce anneni bulacağız seni. Sonra annenden de babanı mı öğreneceğiz? Yani annemi biliyorum, yani tanıyorum zaten. Bu olayları öğrenmeden önce beni bir hafta yanına götürdü, bir hafta yanında kaldım. Hı. Sonra geri geldim Kuzana. Ondan sonra zaten onun yanından gelince aramız daha kötü oldu, öyle söyleyeyim. Ondan sonra evden gidince de öğrendim zaten hepsini. E, evden sen ayrıldık nereye gittin sonra? Tek başıma yaşayacaktım. Biraz para biriktirmiştim. Önceden beri istiyordum zaten evden gitmeyi. Sonra Antalya'ya gittim Sefa'nın yanına. Orada iş bulacaktık. Sonra benim hmm, okuyacaktım ben. Üniversite. Onu kazanmıştım. Onun için şey şeye gitmem gerekiyordu mülakatlara. Kozan'a geldim belgeleri falan halletmek için. Onu da gidemedim. Sonra Sefagil'de kalınca mahallede laf olmasın diye evlendik. <laughs> Ay <laughs> <laughs> artık bize şey Siz nasıl geçiniyorsunuz? Çalışıyor musunuz? İş bulamadık hiç yok ki. Yani kozağım küçük yer zaten. E siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Evde iş bakıyoruz. E niye yiyorsunuz? Ne için? Kim bakıyor size? Annesiyle beraber kalıyoruz. Öyle geçinmeye çalışıyoruz bir şekilde. <laughs> Allah'ım. Of, of of. Şimdi annenin adı Neziha Duran. Evet. Sonra evlenmiş mi annen yeniden? Eee evlenmiş galiba. Üç ee, senin kerim, teyzen değil miydi yavrum zaten? Sen biliyorsun teyzenin hayatını. Ee, biz pek görüşmezdik. Bayramdan bayrama Kozan'a gelince. Gelince. <laughs> Sana tavrı kalmışsın. nasıldı? Ama haya, normalde hiç konuşmuyorduk yani bayramdan bayrama. En son işte bu sene bayramda geldiğinde götürdü beni. Hani bir hafta kaldık o zaman evli değildi. O zaman evli değildi. Hı hı, e, tamam yani annem biriyle nişanlanmış, nişanlandığı süre içinde hamile kalmış. Sonra evliliğe dönüşmeyince eş sanıyı da teyzen almış bakmış öyle mi? Galiba. Öyle. Eser onlarla da mı konuşmuyorsun şimdi? Evet iki tarafla da konuşmuyorum. He. Tamam ama şimdi bizim babanın kimliğini öğrenebilmemiz için önce teyze diye bildiğin annene ulaşmamız lazım yani telefonunu değiştiren annene. Sen de yavrum şimdi tamam hani evlenmişsiniz de iş yok güç yok falan o iki tane çocuk kendi kendinizde dedikodu çıktı diye evlendiniz ha? Yok aslında zaten düşünüyorduk ama erken daha <laughs> ama yani erken oldu biraz. Sen üniversiteye de yazılamadı. Evet ama seneye başlayacağım. Kayıt oldun mu? Yok tekrardan mülakatlara gireceğim ondan sonra. Hangi üniversite ki bu? Konya Selçuk. Ne ne bölüm? Besyo. Beden, ne? Eğitim beden. Ha, beden eğitim öğretmenliği falan. Beden. Ha. Ne diyorsun sen? Besyo mu diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Besyo deniliyor ona. Besyo. Besyo. <laughs> beden eğitim öğretmenliği. Anladım ha. Resmin yaptınız mı? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay yani şimdi hani böyle büyükler oturur da kız getirir hani çocuğum ne iş yapıyorsun hani o şey döndük <laughs> ha. <laughs> Yani onu da korktum. Ya i̇nşallah test bir cevap almam diye. Çünkü bir takım şeyleri aceleye getirdik diyor. <laughs> yani onu duydum rahatladım. Hiç olmazsa şimdi nikahı var yani. Evet. Dur sizle de ilgileneceğiz ayrıca. Dur ilgileneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aslında ben gidip evet. bir odamı toplasam daha iyi olacak ama hani. <laughs> Peki e, biz efendim o zaman 18 yıl önce Neziha Duran'la birlikte olan ve e, nişanlısı olan Murat Bey'i arıyoruz baban olarak seni. <laughs> Sen babanı niye bulmak istiyorsun? Merak ediyorum yani. Acaba onun haberi var mıydı beni bıraktıklarından ya da benim olduğumdan haberi var mı daha doğrusu? Belki bilmiyordur. Yani çok kişiyle konuştum hepsi farklı farklı şeyler söylüyor. Bir diyor ki senin peşine düştü. Bir diyor ki senden biri yok. Bir diyor ki zaten seni verecekti. Yani ben de bilmiyorum hangisine inanacağımı. İsminin Murat olduğunu biliyor musun? Öyle söylediler. E tamam o zaman yani teyzeye ulaşsak hani onu anne diye yetiştiren hanımefendi de biliyordur. O da mı açmıyor telefonu? Şey o bilmiyormuş babamı. Öyle söyledi bana. E, peki o nasıl sana bakmış anlatmıştır yani nasıl seni almış? Söylemedi. Sadece dedi işte sen biliyorsun. Ben dedim ki madem dedim ailem siz değilsiniz kim o zaman dedim. Zaten dedi sen biliyorsun dedi. Ben de senin ağzından duymak istiyorum dedim. Neziha teyzan dedi. Bu. Onun başka çocuğu var mı? Seni büyüten? İki tane ee, Abim teyzin, var. İki abim var. Hı -hı. Onlar bu konuda bir şeyler duymuşlar mı? Onlarla hiç konuşabildin mi? Beyza? Onlar pek bir şey söylemiyor. Onlarla Zaten... da mı konuşmuyorsun? Yok. E onlar da sana ne güzel bakmışlar, büyütmüşler bir kızım. Sen niye onlara küsüyorsun? Beni anlamadı. Yani dışarıdan bakıldığı gibi değil ya. Yani benim de ailem var. Ama ben ilk defa öyle bir aileyle karşılaştım. Yani göründüğü gibi değiller. Mesela teyzesi var bizim görüştüğümüz. İki tane teyzesi var görüştüğümüz. Yani çok iyiler. Aileleriyle de konuştum, annesiyle de konuştum. Yani konuştuğum zaman çok iyiydi. hani inanamadım ben öyle çok iyi olduğu için. Ondan sonra diğer gün oldu, aradı daha farklı bir kadın var. Yani... Şimdi çocuklar biraz da şöyle olabiliyor galiba. Yani özellikle sizin yaşınızda daha siz ikiniz de ergenlik dönemindesiniz. Ee, biraz anneler babalar hani bir şeylere izin vermeyince sert çıkınca... E, şimdi hani... Biyolojik annem baba yapacak bir şey yok ama araya bir de böyle üveylik girdi mi sanki ben üveyim diye bana böyle mi davranıyorlar sorusu çocukların aklına gelebilir ama hiç öyle değil. Evet, yani evet, şimdi bugün... Ha? Iç, kafasına takılıyor. Tabii kafasına takılıyor insanın. Hani benim öz annem olsaydı böyle davranmazdı. Belki öz annen olsa sana çok daha kötü davranacaktı aynı şeydi ama... Evet, evet. ...sen şimdi o üvey diye sana öyle davranıyor diye, diye de düşünmüş olabilirsin. Yani bunu evlat edinen tüm çocuklara söylüyorum. Buraya gelenlere de anlatıyorum. Yani kimse bu yaşlarda sizin yaşlarınızda pek anne babadan mutlu olmuyor e, yaptıklarından. Çünkü şimdi siz biraz dışarıya açılmak istiyorsunuz. Onlar size hayır deyip e, geriye çekmeye çalışıyor. O zaman da anne baba düşman gibi gözüküyor. Sonra biraz 25-26 yaşlarında anlıyorsun ne kadar sevildiğini. Şimdi hani üveylikle gelince sanki üvey annem bana öyle davrandı. Üvey babam bana öyle davrandı gibi geliyor. Bak bunu da düşünün yani. Biraz... Ee, bu şimdi aslında çok kolay ama niye aile içinde büyük bir sır mı acaba bu böyle bu nişanlı mevzusu doğru mu yoksa aile içinde acaba söylenmek istenmeyen başka bir sır mı başka vardı bir da? Başka bir ilişkiden bir sıkıntı mı var? Ama teyzene de ne kadar güzel seni almış işte üzerine geçirmiş. Seni kimliksiz bırakmamış. Bak burada babası tren garına atmış seni Daha almışlar. Daha korumalı Kızımı bir ortam yaratmış aslında. Ee, teyze. Demek ki öteki hanımefendinin de nikah olmadığı için onu da bir koruma altına çalış, almaya çalışmış aile. O ha, sen gel bakayım sen bana biraz anlat şimdi biz bir ara verelim. O şartlarda yapılabilecek en iyi şeyleri yapmış